Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Türkiye Programı ve de Ulusal Gönüllülük Komitesi ev sahipliğinde ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu Gizinde finansal desteğiyle gerçekleşen Dünya Gönüller Günü etkinliğine hepiniz tekrar hoş geldiniz. Hazır hepimiz evlerimize çekilmişken bugün sizlere Türkiye'den ve dünyadan gönüllülük hikayeleri anlatarak ilham vermek, soru işaretleri oluşturmak ve elinizi taşın altına koymaya davet etmek istiyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de elimden geldiğince gönüllülük çalışmalarına destek veriyorum. Ve bu güzel anma gününde gönüllü olarak katılmanın da heyecanı ve gururu içerisindeyim. Bunu da söylemem önemli. Şimdi sözü çok uzatmadan açılış konuşmalarıyla devam edeceğiz. Ama bu esnada lütfen farkındayım, gönüllüyüm ve birlikte başarabiliriz etiketlerini kullanarak sosyal medyada sesimizi duyurmaya lütfen sizler de devam edin, desteğinizi esirgemeyin. Bu arada işaret diliyle çeviri devam ediyor. Bu konuda bize Alternatif Yaşam Derneği destek veriyor. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Şimdi ilk konuşmacımız Ulusal Gönüllülük Komitesi'ni temsilen eş genel sekreterlik görevini yürüten Fark Edenler Derneği'nden Derya Kılıçalp. Evet Derya Hanım, sizdeyiz. Herkese merhaba. Dilara Hanım, çok teşekkürler sunuş için. Bugün bizim için çok heyecanlı ve çok güzel bir gün. Benden önce hemen dönen videoda Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin değişmiş olan yeni logosunu paylaştık sizinle. Farklılıklarımızla güçlüyüz, bir aradayız ve bu farklılıklar bizi bir arada tutan en önemli şey vurgusunu yapan bu renkli ve güzel logoyu burada sizlerle bir kez daha paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. Sevgili Mert ve Nile, çok teşekkürler açılışları için. Bir cumartesi sabahı Dünya Gönüllüler Günü, bundan daha güzel bir gönüllülük hikayesiyle açılamazdı diye düşünüyorum. O yüzden çok şanslıyız bunu dinleyenler olarak. Kendi konuşmamın mesajlarına geçmeden önce bir de bir şey paylaşmak istiyorum. Bugün 5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü'ne hediye olarak üyelerimizden İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin çıkartmış olduğu Türkiye'de Gönüllülük Deneyimler, Sınırlıklar ve Yeni Açımlar yayını açık kaynak olarak üniversitenin sitesinde buradan bu kaynağa erişebilirsiniz. Bizim için çok kıymetli bir içerik, sizlerle hediye olarak paylaşmak istedim. Ve bundan sonrasını sizin de izninizle sizin için hazırlamış olduğum konuşma metnini okuyarak devam etmek istiyorum. Ulusal Gönüllülük Komitesi'nin üyelerinin seçimi ile 2 yılda bir değişen genel sekreterliğimizi 2020-2021 döneminde Yuva Derneği'nin başkanı Erdem Vardar ile Fark Edenler Derneği olarak birlikte yürütüyoruz. Komitemizin 43 değerli üyesini temsilen sizlere etkinliğimize hoş geldiniz demek istiyorum. UGK'nın sivil alanı güçlendirmek, kolektif bir bilinçle toplumda gönüllülük ve aktif yurttaşlık kültürünü geliştirmek, sosyal adalete ve toplumsal barışıma erişimde sürdürülebilir kalkınma amaçlarını referans alarak ortaklıklar kurmak, bağımsız ve şemsiye bir organizasyon olmak gibi bir yapısı var. Türkiye'de sivil toplum paydaşlarını ortak bir amaç ve vizyon çerçevesinde bir araya getiren ilk ve en uzun soluklu yapı. Üyelerimizi ve diğer paydaşlarımızla bizi bir arada tutan şey, toplumsal değişimde, dayanışmada, paylaşma ve barış kültüründe sürdürülebilir gönüllülüğün değerli rolüne olan inancımızdır. Bu inançla gönüllülüğün yaygınlaşması, bilinirliği, gönüllülüğü destekleyen politikaların oluşturulması, gönüllülerin hak ve sorumlulukları alanına çalışmalar yaparak fayda sağlamak, katkı sağlamak, bu vizyonla varlığımıza devam ediyoruz. UGK'nın yapısının kamu, yerel yönetimler, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, inisiyatifler ve sosyal girişimler oluşturmaktadır. Farklı disiplinlerden ve farklı kültürlerden gelen bu organizasyonlar, özellikle 2020 yılında Türkiye'de ve dünyada yaşanan bu zor zamanların üzerinden
birlikte gelmek için bir araya gelerek kenetlenmiş ve ortak değer yaratan çalışmalarda dayanışma göstermişlerdir. Pandemi döneminde, afetlerde, iklim kriziyle mücadelede, yoksulluk ve eşitsizliklerle mücadelede inanılmaz bir umut, enerji sarf ederek toplumun iyileşmesi sürecine büyük katkı sunmuşlardır. Her bir üyemizin gönüllülükle yarattığı sosyal etkiyi, ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı, oluşturdukları güven iklimini tüm izleyicilerin yani sizlerin tanıklığında tebrik ediyor ve bu oluşumun bir parçası olmaktan gurur duyduğumu paylaşmak istiyorum. Toplumu olumlu yönde değişimi birlikte sosyal fayda üretmek ve gönüllülüğe olan inancımızı sağlam tutmakla mümkün olacaktır. Bu etkinliği birlikte gerçekleştirdiğimiz ve kurucu üyelerimizden Birleşmiş Milletler gönüllülerine yol arkadaşlığı için Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GİZE etkinliğin gerçekleşmesi için verdiği desteğe teşekkür ediyorum. Tüm üyelerimiz adına gönüllüye emek vermiş, tüm bu zor günlerin üzerinden gönüllükle gelmiş, farkındayım, gönüllüyüm diyerek bu yola çıkmış herkesin Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyorum. Birlikte başarabiliriz. Yeniden hepiniz hoş geldiniz. Gönüllüğümüz, gönüllülüğünüz daim olsun. Keyifli bir gün olmasını dilerim. Çok çok teşekkür ediyoruz bu ilham verici konuşma için Derya Hanım. Çok teşekkürler. Şimdi ise yine bugünün destekçisi dediğim gibi Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ'in Türkiye Ülke Direktörü Rubena İsmail'in bugün için hazırladığı özel açılış konuşması videosunu izleyeceğiz. Buyurunuz. Dear volunteers and volunteers-to-be, Happy Volunteers Day from GIZ Turkey. This year has been an extraordinary one for each and every one of us. As has shown, it is always in the case of historic moments the importance of caring and acting for others. Volunteerism, to that end, is an act of social solidarity. By helping others, we do not only engage socially, but we take empathy to a higher level. We make the problems of others our own and tackle them together. Challenges such as the struggle against poverty, or aid for victims of the earthquake, or providing assistance for refugee families cannot be met without volunteerism. Hence, it might be not enough to celebrate volunteerism once a year, but it is an important opportunity we should not pass. International Voluntary Day, celebrated on December 5th each year, is a chance for us all to promote volunteerism, encourage governments to support the efforts of volunteers, and acknowledge contributions of volunteers for their accomplishment of local, national, and international progress towards sustainable human development and international peace. Millions of people volunteer their time and skills to help create a better world. When they volunteer, they help to improve the lives of others. And when they volunteer, they also gain a greater sense of belonging to their communities. Volunteers give a lot, but they also get a lot in return. We, as GIZ Turkey, have been working with volunteers closely, such as UN volunteers and from many other NGOs and main actors in Turkey, such as the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Interior, AFAD, and the National Volunteering Committee of Turkey. A number of activities have been implemented with these partners to support the promotion of volunteerism in Turkey, and more will be implemented in the coming years. Volunteerism will remain a priority for the GIZ in Turkey. Migrant refugees community benefit a lot from volunteerism in many ways, and their involvement in voluntary activities as volunteers serves as a first step for their social cohesion. This year, the impact of volunteers in medical, community and societal responses during COVID-19 pandemic was very valuable. I'd like to thank personally all the volunteers in Turkey for their dedication and for their commitment. Thank you also to all the volunteers worldwide. Teşekkürler.
Evet, bizler çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten ilham verici konuşmalar oluyor. Sadece bugün değil, her gün gönüllüleri hatırlamayı ve sayılarının artmasını diliyorum. Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu GIZ'in katkılarıyla gerçekleştirdiğimiz Dünya Gönüller Günü programımıza devam ediyoruz. Teşekkürü yeniden kendilerine bir borç biliyoruz. Şimdi de Türkiye'deki Birleşmiş Milletler kuruluşlarının koordinasyonundan sorumlu Birleşmiş Milletler Mukim Temsilcisi Sayın Alvaro Rodriguez'e bağlanacağız. Hi Alvaro, thank you for joining us this morning. Yeah, over to you, please. Thank you very much. It is such a pleasure to be here with you today to commemorate International Volunteer Day, an opportunity to celebrate and honor volunteers around the world that do so much for the communities in which they live. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Benim için bugün burada olmak gerçekten çok büyük bir memnuniyet verici bir durum ve Dünya Gönüllüler Günü'nü kutluyorum bu vesileyle beraber ve dünyadaki bütün gönüllülere, topluluklara yardımcı olanları kutluyorum bu şekilde. As Neil Memisoglu knows, I think there's so many things we could tell about the stories of volunteers, but I would like to highlight just three points this morning. Neil Memisoglu'nun da bildiği gibi tabii ki bu hikayeler konusunda paylaşabileceğimiz çok şey var, fakat ben bugün size sadece üç noktadan bahsetmek istiyorum. I guess the first point is how important it is that volunteers enrich the lives of the communities in which they live. We live in a world where many things would not be done if community themselves, if people themselves, if volunteers did not come forward to actually carry out these activities. And as mentioned already, this increases the social empathy in a society. Bunlardan en önemlisi, birincisi ne kadar, gönüllülerin ne kadar büyük bir önem oynadığı yaşadıkları toplumlar içerisinde. Çünkü eğer gönüllüler olmasaydı bu faaliyetlerden pek çoğu yapılamazdı toplum içerisinde ve ön plana çıkmadıklarında bu gönüllülük faaliyetleri yer alamazdı. Sosyal uyum ve sosyal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kendileri büyük rol oynuyor. I guess a second point that is very essential for the UN is that we are in our journey to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. And if one thing is clear, is that without the engagement of young people, of entire communities, we will never reach these goals. Ve ikinci en önemli noktalardan bir tanesi de keza bu Birleşmiş Milletler nezdinde çok önemli. Bu da gençlerin sürece dahil edilmesi, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesi için açıktır ki gençlerin de bütün topluluklardan, gençlerin sürece dahil olması gerekiyor. Maybe as a third point, I think it's essential that I also mention COVID-19. This health pandemic that has challenged countries and societies around the world. Üçüncü olarak bahsetmem gereken önemli noktalardan bir tanesi de COVID-19 tabii ki. Bu pandemiyle beraber dünya çapındaki bütün ülkeler ve toplumlar etkilenmiştir. The pandemic, I think, has highlighted many weaknesses in the societies in which we live. The loneliness of people, the challenges that elderly people in particular face, the challenges of people living with disability, the challenges of people living at home where sometimes there is violence. Ve özellikle de bu pandemiyle beraber insanların bazı zayıflıklarını gördük. Özellikle de insanların yalnızlığını, yaşlıların yaşamış oldukları zorlukları, engellilerin yaşamış olduğu zorlukları ve özellikle de aile içi şiddet gören evlerde zorlukları gördük. We know that volunteers and community workers around the world have made a difference for all of these vulnerable people, and we are so delighted that this has been the case. Ve biliyoruz ki gönüllüler dünya çapındaki bu topluluklar için çeşitli faydalar sağlamıştır ve bu savunmasız insanlara sağlamış oldukları faydalardan oldukça memnuniyet duyuyoruz. In concluding, I would again congratulate UNV and volunteer schemes that exist all over the world, as well as all those that are volunteering to support the communities in which we all live.
We all benefit from them, and we know the world would not be as good as it is if it wasn't for them. So thank you very, very much. Ve sonuç olarak UNV'ye çok teşekkür ediyorum ve kendilerini kutluyorum. Aynı zamanda dünyadaki bütün gönüllülük programlarını gönülden kutluyorum. Vermiş oldukları destekler ve faydalar için çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı dünyamız daha iyi olamazdı. Hepinize çok teşekkür ediyorum. So happy International Volunteer Day. Dünya Gönüllüler Gününüz kutlu olsun. Çok çok teşekkür ediyoruz. Thank you Alvaro for all your support to the UNV program and the recognition of volunteerism. Kendisine çok teşekkürlerimizi iletiyoruz. Altını çizdiği gibi evet gençlere bu noktada çok rol düşüyor. Bizlerin örnek olması gerekiyor. Bu programlara nasıl katılacakları ile ilgili ilham veren konuşmalar zaten gün boyunca devam ediyor olacak. Şimdi sırada Birleşmiş Milletler Gönüllüleri Yönetici Koordinatör Vekili Sayın Toyli Kurbanov'un bizlere gönderdiği mesajı izleyeceğiz. Buyurunuz. Collaboration has always been the heart of UNV. The extraordinary demands brought about by COVID have put to test UNV's role as an enabler of joint action by the United Nations and the volunteers. From the onset, the pandemic disrupted how we bring volunteers to the UN. Travel lockdowns made international recruitments almost impossible, while at the same time, the need for volunteers in the UN system has increased. An exponential increase in the requests for UN volunteers hit us already in February. The demand for medical doctors, nurses, epidemiologists, and midwives increased threefold. For public health specialists, it increased twofold. And for gender advocates, reflecting the key role of women and the double impact on them as caretakers by more than 30%. Currently, more than 1,000 UN volunteers are actively serving with the United Nations system as part of its response to COVID-19. Volunteers during the pandemic response are under exceptional stress, facing health risks, isolation, overwork, and many other difficulties. These committed people need support and recognition of the severe conditions they are in. Whether it is our UN volunteer doctors in Yemen who are on the front lines in healthcare facilities, or a group of volunteers in Peru who have contacted hundreds of thousands of people about their well-being during the lockdown, committed volunteers are making a difference everywhere. UN volunteers on the ground and online continue to inspire us as the everyday champions of this fight. And the dedicated global UNV team is rooting for them and for our UN partners worldwide. For us, collaboration has always been at the heart, for together we can. On behalf of the whole UNV family, I thank the over 8,000 UN volunteers, 31,000 online volunteers, and the billion volunteers in their communities throughout the world who keep people safe and show the path to recovery during this pandemic. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi açılış konuşmalarının sonuncusuna geldik. Bu yıl Türkiye'yi Birleşmiş Milletler 75. Genel Başkanı olarak temsil eden çok kıymetli Sayın Volkan Bozkır bizimle olacak. Sayın Volkan Bozkır bir mesajla, bir videoyla aramızda olacak. İzliyoruz efendim, buyurunuz. Throughout key moments in the 75-year history of the United Nations, volunteers have been the driving force for change. Guided by the principles of the Charter of the United Nations, as well as an inherent altruism, volunteers see the potential for a better world even on the darkest of days. Volunteerism is among humanity's greatest virtues. On this International Volunteer Day,
I commend volunteers who have stepped up throughout 2020 to play a vital role in the COVID-19 response. From meeting the immediate needs of communities to laying the foundation so that we all recover better, volunteers have put in the time to successfully navigate this new socially distanced reality. Volunteerism is critical to the achievement of the 2030 Agenda for Sustainable Development. Safe environments for volunteers to operate in, as well as universal health coverage and access to services, are important. To those of you tuned in around the globe, I ask that you consider volunteering with UN volunteers or in your community locally. You will never regret the time you spend serving humankind. The 8,000 UN volunteers and the 1 billion volunteers meeting the needs of communities around the world. We simply cannot recover without you. I thank you. Sayın Bozkır'a da çok teşekkür ediyoruz. Evet, hep birlikte iyileşeceğiz, hep birlikte başaracağız. Bu vesileyle kullanacağımız etiketleri, hashtagleri bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Farkındayım, gönüllüyüm, birlikte başarabiliriz. Desteğinizi bekliyoruz.